Şimdi şöyle tabii yani ben bu tartışmaya nereden geldik? Sen de okudun değil mi? Davetiye, yo yo hayır, davetiye meselesinden. Ulaştırma Bakanı bir davet etti. İşte böyle böyle onlara şeyi öğreteceğiz. Ülke yönetmeyi öğreteceğiz diye bir kibirle Ulaştırma Bakanı'nın kendisini Sirkeci Kazçeşme tren hattının açılışına davet ettiği yalanını söyledi. Öyle olmadığı anlaşıldı zaman içerisinde. Fatih Belediyesi'nin bir protokol listesi var, 1000 kişilik. Onun içinde İBB'ye giden, protokolüne giden bir şey, e-posta. Orada da Ulaştırma Bakanlığı'nın herkese açık olan davet, yani bir duvar ilanı gibi olan şey var. Hatta özel kalemler yazmışlar, bu özel bir davet değilse katılım sağlamayacağız diye İBB de bunu teyit etmiş zaten. O akşam bunu burada tartışırken Fatih Belediye Başkanı bağlandığında benim çok yakından takip ettiğim bir konuydu. Yani çünkü şunu kabul edemiyorum ben yani. Kılıçdaroğlu karşı olabilir, Masum Bey'in söylediği gibi. Muhalefet edeceğim adıyla birileri Ayasofya'nın açılmasına karşı olabilir, müze kalsın diyebilir. Ve onun görüşü. Ama toplumun ekseriyeti tam tersini düşünüyordu ve milletin ne dediği, ne diyorsa o gerçekleşti sonunda. Hatta daha bir örnek vereyim. 2018'de Erdoğan açılmamasına gerek olmadığını söylüyordu. Ama 2020 artık bu milletin bunu açılması gerektiğini toplu bir talep olarak dile getirince Erdoğan da buna zaten karşı durması mümkün değildi. Bakın 2018'de yine aynı kamuoyu açtırmayı başaramadı. Erdoğan da zaten açılması konusunda tavırı şey değildi. Ama 2020 artık başka bir şey. Şimdi gelişen zamanı toplumun dinamiklerini iyi görmek lazım. Çünkü o süreç darbe sonrası süreçti, başka dinamikler vardı. İşte o davetiye meselesinden banliyö treninin açılması davetiye krizinde ben bunu hatırlattım. Çünkü 2000 hatırlayacaksınız, Meral Akşener kendisini Fatih'e benzetmişti. İstanbul'u fetheden Fatih'e, ikinci defa İstanbul'u fetheden bir şahıs olarak tarif etti, Fatih benzetmesi yaptı. Ben de epey bir araştırdım. Yani oradaki hafızlarla konuştum, Diyanet'te konuştum, caminin imamıyla konuştum. Yani Ekrem İmamoğlu bu camiye geldi mi kardeşim? Çünkü açılışa katılmadığını biliyoruz. O gün başka bir yerdeydi. Ondan sonra hatta yani benim içimde o anlamda başlık olarak kaldı. İmamoğlu Yunanlılarla bir canlı bağlantıda Ayasofya'nın açılmasına gerek yoktu diye demeç veriyor. Allah Allah kardeşim, sen İstanbul şehri emini değil misin? İstanbul yani şöyle 80 ilimizde kıymetli ama İstanbul tarihi itibariyle, yani Türk tarihindeki yeri itibariyle de dünya tarihindeki yeri itibariyle de çok önemli. Ya burada herhangi ilçesinde kaymakamlık yapmak, belediye başkanlığı yapmak, yani burada görev almak başka bir anlam taşır ama bunu hissedebilmek önemli. Sen de o his yoksa o zaman çıkarsın Yunanların karşısında Ayasofya'nın açılmasına gerek yok dersin. Çünkü niye? Sen o şunu zannediyor. Şimdi bakın, İmamoğlu bir şöyle mesleki olarak kariyer olarak siyasetçi olabilir. Ama misyon olarak siyasetçi değil. Mesela daha iyi bir dünya tahayyülü yok. Mesela Erdoğan'ın bir işte muhafazakar İslam, muhafazakar demokrasi bir tahayyülü var. Mesela sosyalistlerin var veya liberallerin var. İmamoğlu kariyerist. Sadece kendi kariyerine bakar. Onun kariyerist. O kariyeri tabii sadece siyasi kariyeri nereye taşıyacak? Mesela onun için cumhurbaşkanı olmak önemli. Ama nasıl bir cumhurbaşkanı olacağı, ülkeyi nasıl yöneteceğiyle ilgili bir projeksiyon yok. Tıpkı bakın İBB başkanı olduğunda verdiği vaatleri hatırlamaması gibi. Çünkü çoğunu dillendirmiş de değil. Yani denizaltıyla ulaşım sağlayacağını söylemek her faninin yapacağı bir şey değil. Ama bunu vaat etmiş. Denizaltıyla ulaşım sağlayacağız demiş şeyde denizden. Sonra Cüneyt Özdemir bunu sorunca da ya öyle mi demişiz, hatırlamıyorum falan filan diyor. Yani deniz, hani dersin ki tekne sayısını arttıracağım, vapur sayısını arttıracağım falan filan. Denizaltı diye bir şey, denizaltı araçlarıyla deniz ulaşımı mı sağlayacağız demiş. Öyle bir şey. Metroyu iki katına çıkaracağım sözünü bile hatırlamıyorum diyorsun. Denizaltından tünel yapsaymış. Yok abi. Hayır, o ayrı. Bir de taşıtlar, yani evet. Öyle bir taşıt sistemi. Yani çok basit, metroları iki katına çıkaracağım sözünü ben çok iyi hatırlıyorum. Kendisi hatırlamıyorum dedi. Tabii. Şimdi şundan dolayı o tarihi hatırlıyorsunuz. 2019 koşullarını, kimsenin vaatleri falan dinlediği yok. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bir masa, onun etrafına kimi koysanız zaten bu oyu alacak. Dolayısıyla İmamoğlu'nun bugün oraya gitmesi, bakın görüntüleri baştan sona izlediğiniz zaman sabah namazına gitmiş. Çekim ekibi de orada.
Ve bunu paylaşanlar da İBB'ye yakın hesaplar, o troll hesapları dahil olmak üzere. Bir baktık sabahleyin, o sabah şeye gitmiş. Yani biz bunu kendimiz çekmedik, başka biri çekmedi ya da bir turist çekmedi. Telefon çekimidir diyor. Telefon çekimi, kendi ekibi çekiyor. Evet, arkada zaten başka, diğer siyasetçiler, İstanbul, kendi ekibi telefonla İstanbul çekmiş. Bakın ilk girişte arkasında da il başkanlığından yetkililer arkasında. İmamoğlu önden fırlıyor ve çekimler ona göre yapılıyor. Ve farkındaysanız şey, minbere doğru, pardon, mihraba doğru giderken, namaz kılınacak yere doğru giderken, şeyin caminin önüne doğru, şey, namaz kılınacak alana doğru ilerlerken, bakın burada olduğu gibi herkese kendini tanıtıyor. Bakın kendini tanıtma ihtiyacı, mesela el sallıyor, hani burayı bu prova ne yapmış, oraya namaza gitmiş ama bunu bir propagandaya çevirmiş. Ben buraya gelen devlet yetkililerini gördüm. Açılışında da vardım. Gittiğim zaman da cumalarda falan gelen devlet yetkilini görüyorum. Hemen sessizce kapıdan, yan kapılardan giriş yapıyorlar. Yine sessizce çıkıyorlar. Bakanlar gördüm orada ben. Cuma namazlarında. Böyle değil. Bak bu sağdan soldan, hatta bazı görevliler var. Çift kamerayla çekiyorlar. Telefonla çekiyorlar. Ve bunu onlar paylaştılar. Şimdi ondan sonra ben de şey yazdım. Allah propagandanızı kabul etsin yani. Niye peki, bu çünkü bu saatten sonra ya, Ayasofya'ya gitmek sadece adam, ve sadece adam gitmedi diye eleştiriyoruz. Şimdi gitmiş. Eleştirmiyorum ya. Gitse bir türlü, hayır, gitmese kardeşim, bir türlü bak, diyor bak, vallahi yani. Bak oraya diyorlar ki Balıkesir'de diyorlar ki seçime 10 gün diyorlar kadar ki Nedim Şener oraya şey imam oldu. Ya götür. Ben söylüyorum. İyi ki yazdın ki gitmiş bak, oldu. Hocam, hatırlatmış. Oraya mı? Nedim Şener götürmedi. Ayasofya onu getirdi. Ayağına getirir Ayasofya. Bak Ayasofya nasıl bir yer biliyor musun? Kiliseler içerisinde şeyi, mihrabı, peki, Kabe'ye en yakın noktada duran kilise, biliyor musunuz? Yani şey, hani cami fethedildiğinde sanki yani bunu sanki imar edenler, o Bizanslılar döneminde imar edenler öyle bir mihrap ibadet alanı kurmuşlar ki adeta sonradan cami yapılsın diye. Niye biliyor musun? Mihrabı çok az bir farkla Kabe'ye bakıyor. Şimdi öyle bir yerden bahsediyoruz. Açmayacağım. Getirir diyorsunuz Ayasofya. Bak, Ayasofya açmayacağım diyene kendini açtırır. Önüne engel olanı yıkar geçer. Gitmeyen, açılmasına iyi gerek yok diyen İmamoğlu'nu da ayağına getirir. Kadim Ayasofya. Böyle, Ayasofya böyle tılsımlı bir yerdir. Gürüz Bey.